Bugün biz onların ağızlarının üzerine mühür vururuz. Bize elleri konuşur, ayakları da kazandıkları şeylere şahitlik eder. Şimdi, bak şimdi ne kadar açık şey yaptı. Hani demin Câsiye suresinin 28-29'unda ayetin sonunu bahsetmiştim ya, 29'un, biz onu kopyalatıyorduk diye. Bakın şimdi ahiretteki hesapta insan, başka ayetlerde de gelecek ileride, seninle görülen mahkemede şahit olarak dışarıdan birinin getirilmesine gerek yok. Sen şahit olarak kendine yetip artarsın ifadesi gelecek. Bu ayette de bakın, Yasin'de buyrulur ki bugün biz onların ağızlarının üzerine mühür vururuz. Bize elleri konuşur, ayakları da kazandıkları şeylere şahitlik eder. Şimdi ahiretteki hayatta el ayak yok zaten. Onu önce bir kafaya yazalım yani. Ama şimdi Cenab-ı Hak Câsiye'de ne diyor? İnna künnâ nestensihu mâ kuntum te'amelûn. Biz onların yaptıklarını diyor kopyalatıyorduk diyor ya. Şimdi o nefis yaratıldığında nasıl elsiz ayaksız? Şimdi el ayak dünyada lazım olduğu için dünyada var. Ahirette ne el var, ne ayak var, ne de şahitlik eder. Ama dünyadaki el ayak var ya, o filmi orada insan izliyor. İnsanlar izliyor. Yani kendi mahkemesini kendi görüyor. Kendi hayatını orada incelediği zaman, o gördüğü zaman ağzının konuşmasına lüzum yok. Herkes yaptığını, ettiğini kendisi birebir orada izliyor. Ha, sonunda da nedir? Ha, Allah herhangi bir zerrece zulmeden değil. Ben ne yaptım? İşin özü şu. Kendim ettim, kendim buldum. İşi orada düğümlüyor. Evet, şimdi Câsiye suresinde verdik onun kopyalandığını. Şimdi Nur 24'te de o gün onların dilleri, elleri, ayakları, yapmış oldukları işlere kendi aleyhlerine şahitlik edecektir. Dışarıdan herhangi bir şahitliğe, şahit getirmeye vesaireye lüzum yok. Onun hayatının kopyası orada kendisine gösterilecektir. Evet, bu necim burada bitti. Bunun arkasından şimdi başka bir noktaya yine uyarıya